Kanal 23'te çekimimizi gerçekleştirmiş olacağız. Bir nevi burada kendi işimizi efendim sizlere anlatacağız. Hem de kendi mesleğimi, kendi iş yerimi sizlere anlattığım için hem heyecanlıyım hem de mutluyum. Hazırsanız başlayalım. Tamam, kaliteli yayınlarımızla sizlerin ekranlarınıza gelmeye devam ediyoruz. Haberlerimizle sizlerin ekranlarınıza gelmeye devam ediyoruz. Özverili mi çalışıyoruz? Çalışıyoruz. Çok mu çalışıyoruz? Çok çalışıyoruz efendim. Halkı bilgilendirmek adına 7/24 saat bizler görevdeyiz. Bizler görevdeyken danışman Emrah Bey nerede? Emrah Bey yok. Danışmanımız nerede? Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? Bizler deyiz. Şimdi Emrah Bey, biz az önce kapıdan içeri girdik. Ben sizi burada birazcık aradım, bulamadım. Biraz taklitçi yeteneklerimiz var. Çıkak Nemrut dağına, kurbanam yanağına. Bana sar yalnızlığı, ayrılığı bana sar. Ablanız kurbanam olsun canım. Helal mi? Helal. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Peki, devam edelim. Oo, Serdal abi çekimden geliyor sanırım. Çekimden mi geliyoruz? Hangi çekimden? Tekadaka. Kol kaçırma. He. He. Maça gittik. Maçı çekiyorduk. Genişteyiz bu arada. Geniş açıda diyelim. Geniş açıda çekerken topu takip etmeyi bıraktık. Gol sevincinden dolayı gol kaçırdık. O anı çekemedik. Sadece kalenin bir kısmı görünüyordu. Başka ne diyelim? Ha, depremde bayağı bir canlı yayın yaptık. Seninle de yaptık. Evet. En zor zamanlarımız evet onlardı. Unutmadığım tek bir sahne var orada. Kiremit'in üzerinde durdu. Kiremit'in üzerine çıkarmıştı Serdal abi beni. Orada canlı yayın. O taraf duruyor biliyor musun? Onu bana at da ben bunu yaparım. Aklıma geldi. Öyle böyle. Olsa da gerçekten bu şey. Geldi. Gerçekten yap. Kameramanların dolapları burada. İçinde hem kamera çantamız bir de tripodlarımız var zaten içerisinde. Hani orada muhafaza ediyoruz o şekilde. Bunları taşımak zorunda mısınız? Ya vallahi takiplerde çok zor oluyor. Yani mesela program çekerken de hem sırtımızda oluyor bazen çantamız, tripodumuz. Yoruluyoruz yani, yapacak bir şey yok. Peki mesleğin zorlukları, kolaylıkları bu anlamda neler? Mesleğin zorluğu hem kışın hem de yazın, güneşte, soğukta. Yani çalışıyoruz. Yeri geliyor selde, suyun içine giriyoruz. Mesela depreme örnek verelim. Depremde bütün kamera arkadaşlarımız ailesinden uzaktı. O şekilde çalıştı. İşin zorluğu bu yönde yani aslında. Eğlenceli yerleri de var aslında. Bazı eğlenceli çekimler oluyor. Keyifli çekimler mesela bizim program gibi. O şekilde. Stüdyomuza doğru gidelim. Asansörümüz gelirken hemen şurayı şöyle bir çekerim. -2 reji, stüdyolar, sistem odası. -1 ana kumanda, makyaj odası, teknik birimler. Burası, buradayız zaten. 3 ve şurada da efendim yeni bir stüdyomuz var. Orada da çekimlerimiz yapılıyor. Hemen orayı da göstermiş olalım. Tekin. Hayır, gitme. Geri. Evet, şimdi stüdyoya doğru gidiyoruz. Bizi çeksene Tekin böyle. Melisa Hanım programda şu an andan hemen şöyle ekranlarınıza da tekrardan getirmiş olalım. Şu an bizler ana kumandadayız, rejideyiz. İşte yayının döndüğü yerdeyiz. Aslında çok önemli bir kısım, önemli bir yer. Zor bir yer de diyebiliriz. Çünkü burada basacağı herhangi bir tuşa bastığınız zaman yayın bir anda gidebilir, sıkıntı olabilir. Hemen Yusuf abiyi de çok fazla tutmak istemiyorum. Yusuf Bey. Bir saniye diyor. Duydunuz mu? Neler söyleyeceksin? Vallahi ikisi de farklı bir meslek biliyor musunuz? Radyo çok farklı. Reji, ana kumanda çok başka. Yani ikisi de çok başka bir meslek ama tabii zevkli bir iş. Gerçekten zevkli bir iş. Şimdi
zorluğun? İş çok zor. Çok dikkat istiyor. Yani aşırı derecede dikkat isteyen bir iş. Çünkü ekran önündesiniz ya. Hani en ufak bir hata ekrana yansır. Ekrana yansırsa hani onun telafisi yok. Zaten o hata andan gidiyor. İşte ondan sonra düzeltme imkanın yok. Yani telafisi olmayan bir meslek. Çok dikkat istiyor işte. Günün nasıl? Günüm hep böyle işte. Burada, işte yayında, ekranları takip ediyorsun, yayını takip ediyorsun. Böyle şeyler. Şimdi kanal duyumu için olmazsa olmaz birimlerinden biri olan haber merkezine sizler için ziyaret ediyoruz efendim. Evet, neredeyiz? Haber merkezindeyiz. Haber merkezinde kimler var? Hemen efendim sizlere bir haber merkezini şöyle tanıtalım. Haber merkezi internet 23 haber internet sitemizde çalışan Melike arkadaşımız Melike Gültekin. Merhabalar Bera Hanım. Merhabalar. Söyleyecek bir şeyin yok herhalde. Kanka abi. Sözler kifayetsiz, o kadar zor bir meslek ya. Melike'nin dili tutuldu. Miraç'a sor önce. Önce Miraç'a gidiyorum, tamam. Hemen devam edelim. Gidiyoruz. Miraç. Miraç. Merhaba. İyiyim Bera abla, sen nasılsın? Hemen Miraç'ı tanıyalım. Evet, Miraç Karapınar. Aynı boya gelelim. Miraç Karapınar. Yaklaşık 4,5 yıldır Kanal 23 bünyesinde. O kadar oldu mu? Evet, bayağı oldu. Yaklaşık 4,5-5. Yıla gireceğim inşallah. Kanal 23 ve 23 Haber'in editörüyüm ben de Melike ile birlikte. İşin kolaylıkları ve zorlukları diyeceğim. Evet, işin kolaylıkları aslında yok. Kolaylığı yok. Zorlukları tabii ki her işte olduğu gibi var. 7/24 vatandaşlarımıza haber vermek için, bilgilendirmek için işimizin başındayız. Anlık olarak vatandaşları bilgilendirmek, halkımızı mevcut durumdan haberdar etmek için işimizin başındayız. Evet. Hızlı olmaya çalışıyoruz bu konuda. Bizler de tabii ki Elazığ'ın en hızlı internet sitesi olduğumuz için haberleri kolayca bizden öğrenebilir ve okuyabilirler. Bu şekilde yani. Kaçta geliyorsun? Kaçta çıkıyorsun? Gece takiplerimiz zorluyorsun. Evet, biz 9-5 çalışıyoruz. Ve keyifli yönleri tabii ki biz özellikle mesela son dakika haberlerimizde hızlı oluyoruz. Bu bize her ne kadar telaşlı olsak da aynı zamanda son dakika haberlerini daha çok seviyoruz. Farklı bir insan heyecan yarattığı için bu açıdan seviyoruz tabii ki. Yani haberleri insanlara aktarabilmek ve bizlerden okuyabilmesi tabii ki bizim her zaman hoşumuza giden bir durum. Bizlerden takip etmesi, yorumlarıyla beğendiği haberlere insanların yorum yaparak, güzel mesajlar bırakarak bizleri mutlu ediyorlar tabii ki. Nereye doğru gidiyoruz? Dikkat et Tekin, aman. Ceylan Tümen'in yanına doğru gidiyoruz. Efendim Ceylan Tümen'i bilmeyen, tanımayan yoktur. Çünkü Ceylan Tümen Kanal 23 ana haber spikeri. Evet, o benim. Evet Ceylan, şimdi seni tanıyalım kısaca bir, sonra işinin kolaylıklarından, zorluklarından bahsedelim. Şimdi ben de Fırat Üniversitesi mezunuyum, radyo, televizyon ve sinema bölümü. Burada da 2 yıl oldu, çalışmaya devam ediyoruz. Tabii ki arkadaşların da söylediği gibi stresli zamanlar da yaşadığımız oluyor. Ama severek yaptıktan sonra tabii ki güzel geliyor her şey. Demiyor musun? Ya yeter ya. Ya bıktım ya. Sürekli ana haber, ana haber, ana haber, ana haber. Yeter dediğim. Yok, olmuyor. Sadece haber stresi olduğu zaman insan biraz bir kendini sıkışmış gibi hissediyor. Ama onun dışında severek yapıyorum. Zaten daha 2 yıl olduğu için henüz o aşamada değilim yani. Şöyle ayrıca haber seslerini de Ceylan çekti. Ya aslında bizim de sadece bir iş yapmıyoruz. Evet. Aslında baktığımız zaman hepimizin birden fazla işi var. Evet, bu meslekte zaten herkes birden fazla alanda kendini gösteriyor. Bu da aslında bir yetenek bence. Sen de hem sese giriyorsun, hem program yapıyorsun, hem bu programı yapıyorsun. O yüzden çok yönlü aslında bu bölümde bir şeyler yapmak lazım. Tek yönde ilerlemek çok da yetmiyor galiba. Peki bir şey soracağım. Haber merkezinde en sevdiğin arkadaş... Evet.
devam edelim şöyle. Kurgucu arkadaşlarımla doğru ilerleyelim. Ederim. Hemen devam edelim. Merve arkadaşımızın yanına gidelim. Merve arkadaşımız da uzun yıllardır kanal yürütüyor. Aslında bu sektörde çalışan diyeyim. Çünkü farklı yerlerde de çalışıyor. Kanal 23'te haber. Şu an akşam haberlerini yapıyorum bugün Kanal 23'ün. Hatta kaza haberi var önümde. Şu an onu hazırlıyorum. Herhalde bir 10 sene falan olacak. Maşallah. Burak'ın elinde söylediği gibi hataları aslında en son bu topluyoruz. İşin en son kısmı burası oluyor. Hem aslında en eğlenceli kısmı hem de en zor kısmı diyebilirim. Bazen çok eğleniyoruz, bazen zorlanıyoruz ama biz seviyoruz yani. Peki işinle alakalı. Ya şöyle baktığınız zaman aslında kolaymış gibi geliyor. Evet. Yapışın. Ya aslında şöyle Beyra, sen de biliyorsun aslında montajı hakimsin. Hatta Beyra kendi programlarında montajladığı zamanlar oldu. İzleyici bunu 3 dakika olarak izliyor. Ama burada o iş 3 dakikada işte çıkmıyor. Hatta belki bir habere 1 saat zaman ayırdığımız kısım olabiliyor. Yarım saat. Özellikle sansür kısmını sen de çok iyi biliyorsun. En zorlandığımız zaman. Yani montaj aslında dediğim gibi işin televizyonun en son kısmı. Her şey burada bitiyor ve yayın hazırlanıyor. Hatta şöyle kısa bir ben de bilgi vereyim. Kameramanlar bize görüntüyü getiriyor. Siz muhabir arkadaşlar bize metnini yazıyor. Biz burada onu düzenleyerek ekranı hazırlıyoruz. Sesi, rengi ya her şekilde hataları en azı indirgemeye çalışıyoruz. Tabii ki seviyorum. Sevmeyen yok. Severek yapıyorum. Zaten montaj 10 senedir montaj kısmındayım. Ama son 5 senedir sabit şekilde haber montajına devam ediyorum. Şimdi ben senin şu özelliğini çok seviyorum. Çok hızlı yapıyorsun. Yani maşallah. Gerçekten. Taner de öyle. Yok. Taner de öyle. Sen de öylesin. Kız konusunda gerçekten çok iyisin. Ya aslında bu bizim... Yani bu aslında biraz kriz yönetimi gibi bir şey de oluyor. Ya krizden ziyade televizyonda biliyorsun zamanla da yarışıyor. Son dakika gelen haberlerden dolayı hem belki yılların vermiş olduğu el alışkanlığı, tecrübenin de yanı sıra bir de haber olarak zaman kısıtlamamız var. Yani bazen birinci haber son dakikada gelebiliyor. Mecbur bir şekilde bu da diyelim ki el alışkanlığımız, el hızımız ve tecrübemizden. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Taner gidebilir miyiz? Gir. Birazdan sana bu görüntü. İnşallah. Haber müdürümüzün kapısını çalalım. Haber müdürümüzün yanına gidiyoruz efendim. Belirterek daha doğru yapmamızı da sağlıyorlar. O yüzden de hepsine teşekkür ediyoruz. Zor ama çok keyifli. Zamanla yarışıyorsunuz. Akşam bültenine o gün Elazığ'da meydana gelen her şeyi aktarma gibi bir zorunluluğumuz var. Koşturuyoruz. Yani çok var aslında anı ama şu an aklıma gelmedi. Şimdi efendim siz herhalde şu an ekranınızda gördüğümüz üzere Faik Bey'le bir program mı yapmışsınız? Evet. Acaba ne zaman yayınlanıyor? İnşallah 11 Ocak'ta yayınlanacak. Yani senin programın yayına girmeden aynen. Önce. 9'da Elif Hanım'ın programı, 21'de çarşamba günü. Evet. 22'de ben bunu yaparım. Evet, devam edelim. Sen neden yapıyorsunuz? İşinizden bahseder misiniz bize? İşimden bahsedebilirim. Aslında güzel bir örnekle başlayalım mı? Ben bunu yaparım. Evet. Çıkış noktası. 3 yıl önceydi, 2019 yılında. Sanırım Eylül ayında yayınlamıştık. Eylül'ün son haftalarıydı ve simit satmaya gitmiştiniz. Simit yapımını sabahın çok erken saatlerinde gidip orada hem simit nasıl yapılıyor hem de o saatten sonra kimler gelip alıyor, nasıl satışı yapılıyor diye bununla ilgilenmiştik. Örneğin ben bunu yaparımı projelendirdiğimiz zaman baktığımızda işte hangi meslek gruplarına hitap edebiliriz, nerelere gidebiliriz, kime nasıl fayda sağlayabiliriz ve izleyiciyi eğlendirerek bunu nasıl aktarabiliriz diye düşünmüş ve çalışmıştık. Programların çıkış noktası bakınca izleyici olarak biz de hani ekrana bakıyoruz, tamam oldu bitti ama olay o kadar basit değil. Verilmesi kameraman arkadaşların çekim saatlerinin boşlukların ayarlanması, programı sunacak olan arkadaşın keza öyle. Stüdyodaysa eğer işte bir yıl öncesinden ayarlamış olduğumuz yayın akışları ve saatlerimiz var, o saatleri programlara oturtuyoruz. Ardından keza programların hepsini bir gün öncesinden paylaşımlarını yapıyoruz, tanıtımlarını hazırlıyoruz. Burada o kadar çok insan emeği var ki işte en baştan en alttan başlıyor aslında sizin gösterdiğiniz gibi en üste kadar olay çıkıyor. Hepsi.
Televizyonumuzun olmazsa olmazları Ayşegül abla ve Sedef ablanın yanına gidiyoruz. Selam! Biz geldik! Evet, onlar bizim olmazsa olmazlarımız. Ayşegül abla ve Sedef abla burada olmazsa biz muhakkak bir eksiklik yaşıyoruz. Yani bunu gerçekten hissediyoruz. Çok sevdik Arif'i. Beni çok seviyoruz. Hepinizi. Ayşegül abla. İki dakikada sanki yani. Aynen, kapat da gidelim peki. Ayşegül abla. Nasılsın? İyiyim canım, sağ ol sen. İyiyim ben de. Şimdi Ayşegül abla buranın olmazsa olmazı gerçekten. Hemen hemen her şey bu televizyonda, her şey ondan sorulur. Ayşegül ablanın çayı çok lezzetlidir. Ayşegül ablanın sürtmesi çok lezzetlidir. Teşekkür Sürekli hafta canım. Sonları sürtme yapar bana. Çok sevdiğim için. Şimdi Ayşegül abla günün burada nasıl geçiyor? Günüm... Öncelikle Kanal 23'te çalıştığın için bence çok şanslısın. Çok mutluyum. Değil mi? Günüm güzel geçiyor. Sizleri çok seviyorum. Ondan sonra güzel. Sen bir de nereli olduğunu söyle. Ben Adıyaman Besniliyim. Elazığlı değilim. Duydunuz mu Elazığlılar? Ayşegül abla, nasıl geçiyor günün burada? Günüm İşin, evet gerçekten çok zor. Ama şunu görüyorum ki Ayşegül abla işini gerçekten severek yapıyor. Aynen öyle, severek yapıyorum. Ve sizleri çok seviyorum. Çalışmayı çok seviyorum. Ortam çok güzel. Güzel. 5 dakikada yerinde durmuyor. Hiç böyle enerjisi gerçekten çok yüksek. Hemen oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Maşallah. Arkadaşımın enerjisi de çok yüksek. Sedef ablaya geçeceğim. Evet. Sedef abla bana ters ters bakmaya başladı. Teşekkür ederim. Sedef abla bana ters ters bakmaya başladı. Ne zaman bu beraberimle ilgili konuşacak? Sedef abla da yakın bir zamanda aramıza katıldı. Evet. Onun da enerjisi çok yüksek. Bizi çok seviyor. Bizi... Ya biliyor musun? Aslında bu işler gerçekten Ayşegül abla karşılıklı. Evet. Değil mi? Evet. Sevgi karşılıklı. Evet, aynen öyle. Onlar el yıkar elde döner, yüzü yıkar canım. Allah'ım. Bir atasözü daha söyle. Çabuk bir tane daha söyle. Verlik. Olunca gerçekten. Çok her şey çok güzel oluyor. Sedef abi hemen seni tanıyalım. Sen neresin? Evet, buralıyım ben. Elazığlıyım. Çocuk? İki çocuk. Kız bir oğlum var. Sen de Kanal 23'e yakın bir zamanda başladın. Evet. Nasıl, burada çalışmaktan mutlu musun? Evet, çok mutluyum gerçekten. Çok iyi, çok hoş. İşimi de severek yapıyorum. İyi, sizler de çok hoşsunuz. Sizleri de çok seviyorum. Teşekkür ederiz abla. Biz de seni çok seviyoruz. Ayşegül abla, burada en çok seni kızdıran kim? Beni? Beni kızdıran yok. Ben hepsini çok seviyorum. Onlar kızdırsalar da ben hepsini çok seviyorum. Birileri seni çok kızdırıyor. İsim vermeyeyim. Vermeyeceğim mi? Bazen Ayşegül ablayı kızdıran bir arkadaşımız var. Ne kadar bana yaşlı desin. Ne kadar yaşlı desin. Ben de çok. Evet. Ben de çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum gerçekten. Hepiniz benim için çok. Hepiniz benim çocuğumsunuz. Çok değerlisiniz. Sizden de canım. Yani gerçekten burada sanki böyle şey annem buradaymışçasına hissediyorum. Ki diğer arkadaşlarımız da eminim öyledir. Mesela ben şu an hastayım. Hastalığım süre zarfında da beraber bitki çayı var. Beraber bitki çayı içtim mi? Beraber meyve var. Meyveye sana sıcak su getireyim mi? Çay getireyim mi? Gerçekten hep bu gibi durumlarla böyle karşılaşıyoruz. Ve bu gerçekten yani çok güzel bir durum aslında. Evet. Siz de hocam. Şimdi Sedef abla, da birazcık rahatsız gibi hissediyordu kendini. Ben diyorum ki Sedef abla ilaçlarım var. İstersen sana verebilirim. Daha kötü evet, olma. Evet, çok teşekkür ederim. Biz de ilaç takviyesi yapabiliriz. Onlar bize bitki çayı takviyesi yapabiliriz. Aynen. Değil mi? Aynen. Sedef abla senin sesin güzelmiş dediler. Güzelmiş mi gerçekten? Aynen. O yüzden senden sesi çok güzel. Senden bir türkü alacağız. Söyleyin. Hangisini istersen? Aa, şu an aklıma bir şey gelmedi ama. Bunlar çok farkında olabilir. Kinesi. Kinesi. Olsun. Sine sine, sine sine, sine sine, sine sine. Ben yanarım yer yer sine sine. Evet,
Efendim şimdi kanalım için farklı bir stüdyosundayız. Burada da mikrofonlarımızı Engin Bey'e uzatmış olacağız. Şimdi Engin abi de rejide çalışan bir abimiz. Çok kral bir abi. Öncelikle neler yapıyorumdan başlayalım. Canlı yayınlarda yönetmenlik yapıyorum. İçeride rejide gezdiririz galiba rejiyi. Ama izleyenler orada görecektir. Orada da rejisörlük yapıyoruz. Ve burada da bir gün müzik programımız var bizim. O yüzden şu anda da ben hazırlık yapıyordum. Sound check yapacağız birazdan. Arkadaşlar gelecek. Ton master'lık yapıyorum aynı zamanda. Evet. Şu an daha mikrofona geçmedim. 5 dakika alacak Rahim. Henüz farklı ayarlardayım. Yaptığım işler böyle Bera. 13. yılımdayım. Gideydim gülüm gide gideydim. Eğer gülüm ağlarsa gözyaşını sileydim, gözyaşını sileydim. Ano dillerin olam, şirin sözlerin olam, gülen gözlerin olam. Tekin buradan çektik o zaman. Yattım beyler gelmiş, hoş gelmiş. Ya, buyurun. Çekiyoruz, çabuk geldin. Aman. Kurban olam torpağına, daşına, daşına. Ben bunu yaparım, çekiyoruz kanalda Yumuşlu abi. Geç kaldın ha. Neredesin? Sen bunu yaparsın. Sen neredesin ha Ziyaettin abi? Efendim birazdan Ziyaettin abinin program çekmişti. Bu stüdyoda gerçekleşecek. İnşallah. Ziyaettin abi. Efendim. Senden de bir şey alalım. Ne alasın? Bir şeyler söyle bize. Mesela. Mesela bilmem artık sana kalmış. Ben türkü mü söyleyeceğim? Evet. Niye? Ben bunu yaparım, sen yapmıyorsun. Abi, ben türkü söyleyeceğim. Senin söylemen lazım. Kar mı? Ben zaten aslıyım abi. Ben türküyü zaten söylüyorum da sen söylemen lazım. Renk katmış olursun programımıza. Ne söyleyeyim? İstediğini söyle. Duman almış mezarımın üstünü, duman almış mezarımın üstünü, kömür gözlüm vah vah acep benden küstümü. Yeter mi? Yeter abi, ağzına sağlık, çok teşekkür ederim. Güzel. Nasıl gidiyor abi senin programların? Vallahi iyi. Ya aslında bunu bana değil de. Yok, güzel gidiyor. Seyirciye sormak lazım. Yok, ben izliyorum seni. Güzel yani, gidiyor abi. Keyifli bence. Gücümüzün yettiğince, dilimizin döndüğünce Elazığ kültürüne bir şeyler katmaya çalışıyoruz ama tabii bu dediğim gibi baştaki izleyicilerin takdirinde kalmış bir şey. Onlara güzel bir şeyler verebiliyorsan ne mutlu bize. Eyvallah, veriyorsunuz abi. Bu akşam da, şey bu akşam da yine Elazığ'ın çok güzel bir grubu var. Hangi günler program saatinde söyle? 15 günde bir, pazartesi günleri akşam saat 21'de. Eyvallah. Ziyaddin Akgüneş'te Herdem. Herdem. Evet. İzleyin mutlaka efendim. Bu akşam bu akşamki programımız Elazığ'ımızın çok değerli bir klarnet ustası. Veysel Oruç ve ekibi. Veysel Oruç Bey geldi mi peki buraya? Gelecek şimdi. Tamam. İnşallah onlara da yer veririz. Neden olmasın? Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Rica ederim efendim. Ne demek? Rica ederim. Ben bunu yaparım. Ver müziği Engin abi.